Real TV Amerika'dan haber verir. Son günlerde Amerika genelinde hava sıcaklığı ne kadar düşük olsa da ülke gündemi bir o kadar sıcak ve hareketli diyebiliriz. Başkan Biden'ın göreve geldiği ilk gün yani 20 Ocak'ta 17 kararname imza atmıştı. İşte bu kararnamelerin en önemlilerinden birisi ise Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaktı, yeniden katılmaktı. Kararnamenin imzalanmasından 30 gün sonra yani bugün Amerika eski başkan Trump'ın geri çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil oldu. Aslında 2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması'ndan ilk ve tek çıkan ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştu. Eski Başkan Trump 2017 yılında ayrılmıştı ve gerekçe olaraksa anlaşma kapsamında öngörülen iklim kriziyle mücadele planlarının çok maliyetli olacağını belirtmişti. İşte iklim kriziyle mücadelede küresel çabalara katkıda bulunmayı hedefleyen Biden'ın çevre planları arasında önümüzdeki 30 yıl içinde gaz salınımlarını ortadan kaldırmak yer alıyor. Konuyla ilgili Biden yönetiminin iklim temsilcisi John Kerry'nin bugün ülkesinin anlaşmaya yeniden dahil oluşu konusunda internet üzerinden çeşitli konferanslara katılması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ile Birleşmiş Milletler İklim Elçisi Michael Bloomberg'in yanı sıra İngiltere ve İtalya büyükelçileriyle de görüşmesi bekleniyor Kerry'nin. Ayrıca John Kerry ve Biden iklim danışmanı Gina McCarthy ülkede fosil yakıt kullanımından temiz enerjiye geçişi hızlandırma yolları arıyorlar. Tabii bu konuyla ilgili alınacak son kararında Biden'ın 22 Nisan'da ev sahipliği yapacağı küresel iklim zirvesi öncesinde açıklanması bekleniyor. Başkan Biden 2050 yılı itibariyle Amerika'nın gaz salınımını sıfıra indirmeyi sağlayacak bir yol haritası çizme sözü vermişti. Fakat diğer taraftan Amerika'daki fosil yakıt firmalarından hükümetin adımlarına tepki gelmesi de bekleniyor. Ayrıca uzmanlar planlanan hedeflerin önüne siyasi engellerin de çıkmasından endişe duyuyor diyebiliriz. Şimdi Amerika'daki başka bir gelişmeye geçelim hemen. Amerika'da her ne kadar aşılama faaliyetlerine başlanmış olsa da virüsün şu zamana kadarki süreçte neden olduğu en büyük tahribatlardan biri ise Amerika'daki ortalama yaşam süresinin koronavirüsü pandemisi nedeniyle bir yıl gerilemesi oldu. İşte konuyla ilgili dikkat çekici bir rapor Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi yani CDC tarafından yayınlandı. Rapora göre ülkede ortalama yaşam süresi 78,8'den 77,8'e geriledi. Yani 2019'da 2020'nin ilk ayına bakıldığında 2019'dan 2020'nin ilk ayına bakıldığında ABD'de yaşam süresi bir yıl azalmış durumda. Bazı kaynaklara göre bu oran yaş azalması açısından 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek oran. Uzmanlar ortalama yaşam süresinde 10 yıldan fazla bir süre içinde ulaşılan ilerlemenin 2020 yılında pandemi sürecinde silindiğini belirtti. Diğer taraftan Latin Amerikalılar arasında ortalama yaş süresi 2 yıl gerilerken Siyah Amerikalılarda ortalama 3 yıl gerileme olduğu belirtildi. Tabii CDC'nin verileri 2020 yılının sadece ilk yarısını yansıtıyor. Son verilerin olumsuz mevcut tabloyu daha da olumsuz bir şekilde etkileyeceği tahmin ediliyor. Pandemi sürecini sosyal, ekonomik, ruhsal ve birçok alanda tahribata neden oldu ve bu tahribat devam ediyor. Dolayısıyla ortalama yaşam süresinin pandeminin sona ermesinin ardından hızlı bir şekilde artmayacağı da öngörülüyor diyebiliriz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Amerika'dan. Özlem Şenşer, Real TV Washington.